Merhaba. Bugün Benetech titreşim ölçüm cihazı, diğer adıyla vibrasyon ölçüm cihazının nasıl kullanıldığını anlatacağım size. Makinenin üzerinde titreşim ölçümü niye yapılır? Amaç ne? İki amaç var. Bir, makine üzerindeki etkisi. İki, kullanıcı üzerindeki etkisi. Yani insan sağlığı üzerindeki etkisi açısından gerekli. İnsan sağlığı üzerindeki etkisi için şunu söylemek daha doğru. Bazı iş makineleri, kompresörler, titreşimli kompresörler veya bazı makineler o kadar titreşimli çalışır ki insan metabolizmasını bozacak nitelikte değişikliklere sebebiyet vermektedir. Bu sebepten dolayı hem ISO, hem TSE, hem EN olarak standartlar geliştirilmiş. Cihazların titreşim, vibrasyon miktarı, ki hertz olarak da söyleyebiliriz ya da birim olarak söyleyelim, metre bölü saniye kare olarak bir değer belirlenmiş. Bu değerin üzerine çıkıldığı andan itibaren insan için tehlikelidir, sağlık için tehlikelidir. Ya da şu kadar saat çalışılabilir, bu saatten sonra çalışılmaması gerekir türünden kriterler geliştirilmiş. İnsan sağlığı üzerindeki ölçüm amacı bu. İkincisi, makinenin sağlığı açısından de değerlendirmemiz gerekiyor. Malum, rumanların arıza tespit yöntemleri ısıyla, sesle, titreşimle ve gözle yapılır. Bunlardan biri mutlaka kullanmanız gerekiyor. Makinenin üzerinde normal olmayan sesler geldiğinde bilelim ki mutlaka yataklarda ya da ruma yataklarda ya da rumanın kendisinde bir takım arızalar olmuştur. Bunu ölçmemiz gerekebilir. Periyodik dönemlerde, çok hassas işlemlerde, periyodik dönemlerde değişken makineler üzerinde titreşim ölçümleri mutlaka yapılmış olması gerekiyor. Bu daha büyük arızalara sebebiyet verilmemesi için elzemdir. Mutlaka bunun yapılması lazım. Elimizde şu anda Benetech marka bir titreşim ölçüm cihazı var. Bugünün parasıyla 2023 fiyatlarıyla yaklaşık 9500 TL artı KDV tutarında çok kullanışlı, oldukça güzel kalibrasyon yapılmış bir cihazımız. Kendi kutusu içerisinde kablosuyla bağlantı elemanlarıyla birlikte çıkar. Bağlantısını yapalım önce. Çalışılmadık kablosunun üzerinde titreşim ölçümlerini yapalım. Peki titreşim ölçümleri nerelerde yapılır? Özellikle rumanlı yatakları tercih etmemiz gerekiyor. Buraya öncelikli olarak bakmamız gerekiyor. Dönen her tür hareketli sistem varsa buraya mutlaka bakmamız gerekiyor. Motorun yataklarını kontrol etmek için bakmamız gerekebilir. Açıyorum. Açtım. Şu anda sıfır olarak karşımıza göstergeye çıktı. Tabii bunun da kullanımı çok önemli. Nasıl kullanılır? Direkt hareketli olan sisteme, mekanizmaya dokundurmak yetmiyor. Hemen üst kısmında şurada bir düğme var. Bu düğmeye mutlaka basılı olacak şekilde ölçme yapmak istediğimizde de tutuyoruz. Karşımıza çıkan değeri, titreşim değeri olduğunu bu şekilde öğreniyoruz. Çalıştıralım. Matkap teyzemizi çalıştıralım. Matkap teyze üzerinde nerelerde titreşim ölçümü yapabiliriz? Diyelim ki bina üzerindeki etkisini ölçmek istiyorsak gövdenin titreşimini ölçebiliriz. Malum gövde üzerindeki her bir titreşim bina üzerinde işte bir ses çıkartacaktır, bir titreşim yapacaktır. Rahatsız derecesini en azından ölçümünü yapmış oluruz. Ya da motordan çıkan ruman yatakları ya da en çok arıza sebebiyet veren mandalın üst kısmındaki yatakların ölçümlerini yapabiliriz. Peki çıkan değeri neyle karşılaştıracağız? Çıkan değerleri mutlaka kendi kullanma kılavuzundaki değerlerle karşılaştırmamız gerekiyor ki bir sorun var mı, arıza var mı, bozulma var mı? Bu kriterlerle göre bizim bunları değerlendirmemiz gerekiyor. Yani elimizde mutlaka bir kriter olması lazım. Titreşim istenilen seviyenin üstünde, istenilen seviyenin altında diyebilmemiz için. Matkap teyzemizi önce çalıştıralım. Ölçümleri nasıl yapıyoruz? Gösterelim. Bakalım. Yakınlaştıralım. Önce motor gövdesinden çıkan, ruma yatağından çıkan kısımları ölçelim. Bakın şu haliyle ben tekrar açıyorum. Düğmeye basıyorum ve dokunduruyorum. Dokundurduğum anda itibaren bakın
hemen rakamımız değişti. 5.5 ile ve pardon 5.9 ile 6 metre bölü saniye kare oranında bir titreşimimiz var. Bunu ölçtük, ölçebildik. Kriterlere bakarız, kullanma kılavuzuna bakarız. En üst sınır kaç, en alt sınır kaç? Buna göre değerlendirmemizi yapabiliriz. Tabii Rulman Dağı'nın en çok olduğu yerlerden biri de Yakarta Rulman'ın bulunduğu yerdir. Yine burada da çalışır adeten, çalışır bir yerde dokunduruz, ölçtüm de 30.4. Zaten normal olmayan bir ses olduğu için, ölçme ihtiyacı hissettik. Şu haliyle bunun 16.5 maksimum sınırda olması gerekirken 16.5, kapatalım öyle konuşalım. Şu haliyle çıkan da 30.4. Fakat üst sınır 16.5 metre bölü saniye kare olması gerekirken 30.5. Demek ki burada Rulman dağıtmış. Müdahale etmemiz gerekiyor. Ölçümleri yaptım, karşılaştırmaları yaptım. Makinacılıkta, makine bakımında olmazsa olmazlarımızdan biri titreşim ölçümü, vibrasyon ölçümüdür. Tabii piyasada çok değişik markada vibrasyon ölçen cihazlar mevcut. Bizdeki normalin biraz üstünde. Yurt dışından getirmiştik. Çok hassas, 50 bin, 60 bin, 150 bin, 500 bin liraya yakın olan milyonları geçen titreşim ölçüm cihazlar var. Bunlar da santrallerde kullanılıyor, termik santral türbinlerinde kullanılıyor, salgın kontrolünde kullanılıyor. Ses ölçümleri ve titreşim ölçümleri özellikle burada yapılıyor. Tabi ses ölçüm biraz daha spesifik, farklı bir olay. Onda mutlaka belli dönemlerde yapılmış olması gerekiyor. Makinalar üzerinde ısı ölçümleri de yapılmış olması lazım. Tabi şuna da dikkat etmemiz lazım. Eğer titreşim ölçümü yapacaksak makinenin belli bir süre çalışır olması lazım. Yani benim biraz önce yaptığım gibi hemen 1 dakika, 2 dakika, 3 dakika sonra değil, bir 5 dakika, 10 dakika çalışır olması gerekiyor. Kendi üretmiş olduğu ısıyla birlikte titreşim değerli daha real olarak ortaya çıkacaktır. Isı ölçümlerinde de arkadaşlar, ısı ölçümlerinde de yine makinenin en az 10 dakika kadar çalışır olması lazım. Belli dönemlerde bu karşılaştırmalar yapmak lazım. Yani işte kullanma kılavuzunda işte 26-28 derece arasında gösteriyorsa, örnek olarak söyleyeyim, ben kumadım 26-28 derece olarak gösteriyorsa, bir artma varsa demek ki bir yerlerde yine sürtme, bir yerlerde bir dağıtma, Rulman dağıtma olayı var. Yine tesise müdahale etmemiz gerekiyor. Makine bakımından da bunu da mutlaka yapmamız gerekiyor. Teşekkür ediyoruz.